Sayın hocalarım, değerli misafirler, bir fütüvvet ağacı örneğinde istiklal ağacı tasarımı. İsmi ilginç görünüyor. Evet. Bakalım içerik de ilginç olacak mı? Kelime kelimesi üzerine konuşarak başlamak istiyorum. Bakara suresinin 31. ayetinde Rabbimiz Allah Adem'e bütün isimleri öğretti buyuruyor. İsim kelimesi gördüğünüz üzere kırmızı ile işaretlenmiş. İsim yani kelime. O zaman Hazreti Adem'e ilk insana öğretilen ilk şey kelimeler. Malum kelimelerle düşünüyor, kelimelerle konuşuyor, kelimelerle yazıyoruz. Kelimelerle iman ediyor, kelimelerle küfrediyor, kelimelerle şirk koşuyoruz. İlim kelimelerle ilerliyor. Reklamların çoğu kelimelerle yapılıyor. Hayat bütünüyle kelimeler üzerine kurulu. Yaratılış kelimeyle başladı. Gördüğünüz üzere kün kelimesi. Allah insanlara mesajlarını hep kelimelerle ulaştırdı. Bütün kutsal kitaplar Rabbimizden gelen hep kelimelerle geldi bizlere. İnsanlar özetle kelimelerle inanır, kelimelerle küfreder veya kelimelerle şirk koşar. Şahsiyetimiz ve inancımız kelimelerden, kavramlardan müteşekkildir. Bizi her gün kelimeler yönlendirir. Onlara göre şekil alırız veya şekil veririz her şeye. Geçen yıllarda öğrenmiştim bu bilgiyi. Çok ilgimi çekti, çok hoşuma gitti. Kelime kelimesi Arapça'da yara anlamındaki kelm kökünden geliyormuş. Bu bilgiyi öğrenince şunu düşündüm. O zaman kelime, bazı kelimeler tabii, yaralayıcı olmalı. Madem kelime kelimesinin kökü yara anlamındaki kelmden geliyor, o zaman kelimeler de yaralayıcı olmalı. Ne demek istiyorum? İz bırakmalı. Eğer kelimelerden ve onların bir araya gelmiş şekiller olan cümlelerden etkilenmiyorsak, onlardan bazısı üzerimizde, bizim üzerimizde iz bırakmıyorsa, bizi yaralamıyorsa, o zaman bizde büyük bir sorun var demektir. Eğer hayatımız hep aynı şekilde geçiyorsa, okuduklarımızdan etkilenmiyorsak, okuduklarımız, duyduklarımız bizi değiştirmiyorsa, o zaman bizde, tabii ki kalbimizde, vicdanımızda, ruhumuzda, aklımızda, yani bu dört büyük melekemizde sorun var demektir. Nasıl ki insanın iyisi kötüsü var, kelimelerin de iyisi kötüsü vardır. Mesela Cemil Meriç mülevves kelimelerden bahsediyor. Katil kelimeler vardır diyor. Bunların aksi olarak tabii ki temiz kelimeler, güzel kelimeler de var. Bir de sempozyumun konusuna yaklaşmamıza vesile olacak bir kavram olarak anahtar kelimelerden ya da tohum kelimelerden bahsedebilirim. Bütün bilim dallarının yanı sıra ideoloji veya inanç merkezli hayatlarda da insanlara yön veren kelimeler vardır, anahtar kelimeler. Bunlar tohum görevi görür bir bakıma. Hem asılları bozulmaz hem de asırlar boyu yaşar ve yaşatırlar. Nasıl ki bir tohum içinde koskoca bir ağacı saklıyorsa, bir ağacın bütün özellikleri aynı zamanda o tohumun içinde demektir. Tıpkı bunun gibi tohum kelimeler de hem bireyler için hem de toplumlar için aynı yaşatıcı, koruyucu, hayatı devam ettirici bir görev üstlenirler. Kısacası bireylerin de toplumların da hayatlarında tohum kelimeler ve kavramlar çok önemli rol üstlenirler. Bu tohum kelimelerden, anahtar kelimelerden birisi de ağaç. Benim ilişki kurmaya çalışacağım bu tebliğde. Dinlerde, mitolojilerde, edebiyatlarda, sosyal hayatta ağaç etrafında çok zengin bir sembolizasyon oluşturulmuştur. Bu sembolizasyona ait isimlendirmelerden bazısı görüldüğü üzere bilgi ağacı, hayat ağacı, dilek ağacı, kutsal ağaç, kozmik ağaç, adak ağacı, dünya ağacı şeklinde daha da artırılabilir tabii ki. Bir takım rastgele görseller buldum internetten. Onları şöyle bir göz ucuyla görüp geçelim.
farklı anlamlar yüklenmiş, semboller yüklenmiş ağaçlar. Şimdi fütüvvet ağacına bir giriş yapalım. Bilenler var elbette ama bilmeyenler için kısa bir açıklamaya ihtiyaç var. Nedir fütüvvet ağacı? İstiklal ağacıyla, İstiklal Marşı'yla ne alakası var? Onu anlamaya çalışalım birlikte. Okumanızı arzu ediyorum. Devam edelim. Evet, fütüvvet geleneği adını verdiğimiz bir geleneğimiz var İslam tarihinde. Çok önemli roller üstlenmiş. Biraz araştırdığımızda, fütüvvet ehlini tanıdığımızda, fütüvvet namelerle meşgul olduğumuz zaman o yüzyıllarda nasıl da toplumun birlikte yaşamasına katkı verdiğini görüyoruz fütüvvet ehlinin, ahilerin ve diğer fütüvvet ehlinin. Burada tabii sadece kısa zaman içinde çok nokta atışı diyebileceğimiz bir noktaya, bir meseleye değinmiş olacağız. Bütün fütüvvet geleneği içinde sadece fütüvvet ağaçlarından birkaç örnek üzerinden İstiklal Marşı ile bir ilişki kuracağız. Yoksa konu çok geniş elbette ki. Bu bir fütüvvet ağacı mesela. Fütüvvet ehlinden bir zatın resmettiği bir ağaç. Arapça ifadeler var, Farsça ifadeler var. Karışık okuyabildiğim kadarıyla ama yanlışım olabilir. Bir uzmanla da soracağım tabii ki. Şimdi bu ağacın en alt tarafında iki tane yuvarlak var görüyorsunuz. Sağ yuvarlakta haza yeminü şecera. Bu ağacın sağ tarafıdır anlamına geliyor. Sol tarafta ise haza yeminü yusaris şecera. Sol tarafıdır, ağacın sol tarafıdır anlamına geliyor. Ağacın çok değişik yerlerine ifadeler yazılmış. Ortasında direkt gibi görünüyor ama hani bildiğimiz ağaca benzemiyor. Fakat buna bu türlü bir resme, bu resme fütüvvet ağacı demiş yapan kişi ve eserini alan kişi. Neler yazıyor? Çok kısa ifade etmek istiyorum bir kısmını. Mesela ağacın sağ tarafındaki ifadelerden bir kısmı şöyle. Talebül ilmi hal, talebül helal, taharet, el hubbu lillah vel buzu fillah, ikametüs salah, ita-i zekah, es-savmu fi ramazan, hac, nikahu bi hukukihi, sıla-i rahim, tilavetül Kur'an, İttiba'u şeria, ihsan fil hulk, cihat, ehli sünnet, itikat, ihlas, nasihat, tevazu, tevbe, gayret, seha, hikmet, sabr, şükür, rıza bi kaza, tevekkül, haya, şecaat, kanaat, iffet, hilm. Bu kelimeler, ifadeler sağ tarafta. Şimdi sol tarafa bakalım hızlıca. Terkü katlin nefsi bi gayri hak. Terkül ucub vel gurur. Terkü zina. Terki ahzul malil gayri bi gayri hak. Terki şürbül hamr
vel müskirat, terkül kizb, terkül gıybet, terkül cidal, terkül melahi, terkül melahi ve semaiha, terkül sual, terkül yemin, terkül mizah, terki mala yani, terkül nemime, terkül kelam, terki eklül haram, terki hased, terki israf, terkün nikah, terkü taklit, terkü hubbü dünya, terkü hubbü dünya, terki batalet, terkül acele, terkül cerbeze, terkül inat, terkül tamaa, terki fitne, terki suizan, terkü sefeh, terkül emel. Yanlış okumalar vardır. Kitap basılmadan önce uzmanlarına da göstererek yanlışları düzelteceğiz inşallah. Bu örnekleri, bu ifadeleri niçin okudum? Bir fütüvvet ehli ağacı sağ ve sol taraflarıyla ikiye ayırmış. Yapılması gerekenler, terk edilmesi gerekenler. Emirler, yasaklar. Helaller, haramlar şeklinde. Şimdi ikinci fütüvvet ağacımıza bakalım. Asıl benim tasarımdan söz ederken örnek aldığım ağaç bu. Bu biraz daha hani ağaç havasında. Bir saksıya, büyük bir saksıya konmuş çiçek görüntüsü var ama buna da ilgili kaynakta yine ağaç denmiş, fütüvvet ağacı denmiş. İzninizle diğer sayfayı çevireyim. Bu ağaçta neler yazıyor peki? Şöyle ifade edeyim. En altta gözlüğümü de takayım. Yanlış oldu şöyle. En altta şurada İslam yazıyor. Kök diyebiliriz yani buraya. Kök. Sonra şuradan okusam daha iyi olacak. Özür dilerim. En altta İhsan yazıyor. Şurada İhsan. Sonra şurada İslam yazıyor. Tam görünmüyor. Şu kısımda Aslu hazihi şecerati el İslam vel yok özür dilerim. Aslu yani Arapçam çok iyi olmadığı için yanlış okuyabilirim hocalarım kusura bakmasınlar. Şeceretül iman vel İslam vel ihsan vel ikan vel ihlas ifadeleri geçiyor. Şu yeşil alanda. Açık yeşil alanda. Onun üstündeki mavi alanda iman, el iman ifadesi var. Şurada harfler var bakın. Fütüvvet kelimesinin harfleri. F, T, Vav, T. Sonra ihlas kelimesi şurada yazıyor. Bu kök kısmı sayılabilir burası veya kök ve gövde kısmı sayılabilir. Dinin özünü, temel kavramlarını içeriyor dikkat ederseniz. Sonra sağ taraftan itibaren şöyle gidecek şekilde ana yapraklarda neler var onları söylemek isterim. Salat, taat, ismet, kanaat, iffet, riyazet, taharet, tevazu, muhabbet, vahdet, yakin, marifet, takva, fakr. İçteki yapraklardan çoğunu okuyabildiğimi düşünüyorum. Onları söylemek isterim. Havf, mücahede, bir, iyilik anlamına gelen bir kelimesi. Adl, adalet yani. İnsaf, vefa, ilm, hilm, emanet, sıdk, zikr, tevbe, terakki, şefkat, kerem, zühd, tefekkür, af, şükür, hüsn, edep, rıfk, haya, sabır, tevekkül, ihsan, hüsnil hulk. Eskiler bu kavramlar, bu kelimeler üzerine bir sistem kurmuşlar, bir hayat kurmuşlar. Hayatlarını bu kavramlar üzerine, bu kavramların kitaptaki karşılığı üzerine bir hayat kurup yaşamışlar. Her şeyi, her adımlarını, her sözlerini, her yaptıklarını bu kelimelerin manevi karşılığına uyacak şekilde tasarlamışlar. Acaba dedim ben de bu fütüvvet ağaçlarıyla karşılaşınca, özellikle son gösterdiğim ağaçla karşılaşınca, İstiklal Marşı ile alakalı taklit de olsa, ki öyle olduğunu göreceksiniz, bir küçük tasarım yapabilir miyim, bir farklılık ortaya çıkabilir mi diye düşündüm ve İstiklal Marşı'nda değer ifade eden kelimeleri önce kırmızıyla işaretledim.
49 kelime var. Bazısı bir kez, bazısı iki kez, bazısı üç kez geçiyor. Tek bir kelime 4 kez geçiyor. Millet kelimesi. Sadece 4 kez geçen tek kelime var, o da millet kelimesi. Diğerleri hani kırmızıyla işaretlenenleri kastediyorum. 1, 2 veya 3 kez geçiyorlar. Bu toplamda 49 kelime var. Bunlar içinde şu yeşille gösterilenler anahtar tohum kelimeler denebilir. O 49 kelimenin özü diyebileceğimiz kelimeler, kavramlar. İnsanımız, milletimiz bu kavramlar uğruna yaşayıp, değil mi? Canlarını gerekirse feda etmişler ve bugünleri bizlere ulaştırmışlar. Buradan sonra son olarak işte o 49 kırmızı kelimeden bir kısmını tabii ki, hepsini değil. Az önceki son fütüvet ağacının içini boşaltarak sadece çerçeveyi ve alt gövde kök kısmını ilgili kavramlarla doldurarak bir tasarı taklit de olsa yaptım diyebilirim. Neler var bakalım birlikte. En altta şu, özür dilerim. Şurada hak kelimesi var, bakın görüyorsunuz. Hak. Allah anlamındaki hak kelimesi hemen üstünde. Haklar, hakikatler, doğrular, güzellikler anlamındaki hak kelimesi olduğunu düşünebiliriz en alttakinin. Eğer hayat bütünüyle haklara uygun yaşanır ve yaşatılabilirse, hayatımız yaşanabilirse ve yaşatılabilirse, hayatlar, o zaman bir yükseliş başlayacak demektir. Hak kelimelerinden sonra hakikat kelimesini yazdım. Yok böyle bir kelime İstiklal Marşı'nda ama ben buraya 7 kelimelik, 7 harflik bir yer olduğu için orada her bir bölüme bir harf yazabilirim düşüncesiyle aklıma gelen o kelimeyi oraya yazdım. Sonra iman, İstiklal Marşı'na geçen kelimeler, daha sonrakilerin hepsi. Din, yukarı çıktıkça millet, cennet vatan. Tabii burada çok büyük bir hani şey yok, bilinçli bir tasarı yok. Bir miktar var ama niye o kelime aşağıda yukarıda diye bir şey sormaya gerek yok yani. Sadece amaç temel, asıl değerleri kök ve gövde diyebileceğimiz kısma yazarak bir anlam yüklemesi yapmış oldum diyebilirim. Gördüğünüz üzere yapraklarda birbiriyle ilişkili kelimeler var. Yurt, vatan, toprak İstiklal Marşı'nda geçiyor. Yakın anlamda, aynı anlamda diyelim. Aynı üçlü yaprağa yazdım. Sonra kefensiz yatan şüheda ata. Yani hilal, alsancak, bayrak. Mabet, secde, ezan. Ata, tekrar yazmışım atayı. Ocak, kahraman ırk. Feda, şehit, kan. Hürriyet, istiklal ve hür şeklinde birbirine yakın ilişkili kelimeler. Başa dönecek olursak ve tabii sonucu bağlayacağız. Kelime kelimesinin kökünün yara anlamındaki kelmden geldiğini öğrendikten sonra ben artık çoğu okumamı ve dinlememi buraya göre yapmaya başladım. Ne demek istiyorum? Okuduğumdan etkilenmeliyim. Varsa eğer hakikaten etkileyici bir anlatım, mesela söz, etkilenmeliyim ve kendimi değiştirmeliyim. Son örnek olarak şunu verebilirim mesela, son günlere ait bir örnek anlamında. Şitenbek'in 640 sayfalık Cennetin Doğusunu okudum geçenlerde. Yazar, Tevrat'tan aldığı timşel kelimesinin izini sürmüş bir bakıma, öyle denebilir romanda. Çok zevkle okuttu kendisini roman. Romanın son kelimesi bu, timşel. Ama öyle bir noktaya getirmiş, öyle bağlamış ki işi, sarstı beni. Aklımdan çıkmıyor. Sürekli aklıma geliyor. Ve bazen bir davranışta bulunurken timşel diyorum kendime. Söylemeyeceğim anlamını. Size tavsiyem, sözlüğe de bakmayın, internete de bakmayın. Romanı elinize alırsanız 640. sayfaya da bakmayın sakın. 639 sayfayı okuyun. Sonra 640. sayfanın sonundaki o kelimeyi orada görün.
Bazı kitaplar vardır, duyarız, 10 sene sonra okuruz. Olsun, öyle olsun. Yeri gelsin, zamanı gelsin, orada sizi etkilesin. Bir örnek daha aklıma geldi. Sayın hocam, vaktimiz var değil mi? Mustafa Özbağcı hocamız lisansta bize Safiye Erol'un Ciğer Delen romanını okuyun demişti. Fırsat olmadı. Zorunlu tutsaydı okurduk. Zorunlu tutmadığı için okumadık. Aradan 15 seneden fazla zaman geçti. Erzincan'da çalıştığım yıllarda, son yıllarda fırsat oldu. Aklıma geldi. Aldım, okudum. Okumaya başladım. Romanı okurken ilk 40 sayfasında sıkıntıdan patladım. Dedim ki kendi kendime, hocam dedim, niye bunu tavsiye etti acaba? Yani çok sıkıcı. Nasıl olur? Hani tavsiye etmişse güzeldir. Mutlaka bir çekiciliği vardır. Ama dedim ki madem tavsiye etti ve benim yıllardır aklımdan çıkmadı, okuyayım, sabredeyim. Sabrettim, hakikaten 40. sayfadan sonra roman açıldı. Çok zevkli hale geldi. Ve romanın öyle bir sahnesi geldi ki orada ağladım. Dedim ki değdi. O 40 sayfaya canımı sıkmaya değdi. 15 sene sonra da olsa neyse okumaya değdi. Bir atın ölümüne ağladım üstelik, yani ne olacak? Ama yazarın ata yüklediği rolü okumanız, görmeniz lazım. O zaman ağlanıyor işte. Hani bir yıl geçiyor, bazen ağlamıyorsunuz. Ağlamıyorum. Sizi tenzih ederim. Ama öyle bir vesile oluyor. Bir damla gözyaşı döküyorsunuz. İşte değerli olan o, güzel olana. Özellikle gençlere tavsiyem, dinlerken, okurken beni sarsacak, beni değiştirecek, beni etkileyecek, yani beni yaralayacak kelimeleri, cümleleri bulmalıyım. Onlar üzerine çalışmalıyım, hayatımı onlar üzerine kurgulamalıyım ve o kelimelerin izini sürmeliyim demeliler, demelisiniz. Sabrınız için teşekkür ederim.